Bu arada Arda Güler'le ilgili mesajlarınızı görüyorum. Ancelotti'nin açıklamalarını gördünüz mü diyenler var. Görmez miyim? Görmez miyim? Oynatacağız diyor. Bakalım Arda savaşmalı, hak etmeli. Daha ne yapsın Arda? Neyse sabrediyorum. Sabrediyorum. Sabır en büyük erdemdir. Öyle değil mi Haldun Domaç? Yani sabretmek biraz zor tabii ama en büyük erdem kuşkusuz. Kesinlikle. Öncelikle sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Çok teşekkürler. Senin söylediğin yerden, bıraktığım yerden bir cümle söyleyeyim. Yaşantımızda yaşlılık, ihtiyarlık gibi cümlelere yer vermemiz gerekmiyor. Şöyle cümleler kullanmamız gerekiyor. İlk gençliğimiz var, orta gençliğimiz var, ileri gençliğimiz var. Yani sistem böyle. Yani yaşlılık ve ihtiyarlık gibi konu bizim olmaması gereken, yani daha doğrusu kendimize yakıştırmamamız gereken bir durum. Onun için şu anda de yönetmenim Bora, ben terk ediyorum yayını demiş. Çünkü ben dün Bora'ya böyle sohbet esnasında dedim ki yani orta yaş krizi olabilir. O da orta yaş deyince Bora tabii kendisini 20 yaşında zannettiği için bir an böyle alındı. Ben diyorum ki sevgili Haldun Bey, orta yaş krizi insanın hedeflerini gerçekleştirdikten sonra başlayabileceği bir dönem. Bu kötü yaşlanmak anlamına gelmiyor. Yani kimileri gerçekten bunu 30'larda yaşayabilir, kimileri 50'lerinde yaşayabilir. Örnek veriyorum, ben hedeflediğim hayata, yani hedef koyduğum bütün hayata 30'lu yaşlarıma kadar geldim. İş olsun, kariyer olsun, eğitim olsun, kazanç olsun, örnek veriyorum. Bundan sonraki süreçte bazı şeylerin anlamı düştüğü zaman benim yeni bir hedef koyabilmek adına yaşadığım süreç benim için orta yaş krizidir diye yorumluyorum. Bilim adamlarından destek almak isterim elbette. Ben bunu Bora'ya söyledim diye yani şu anda yayını bile terk etmek istiyor. Buyurun siz yorumlayın lütfen. Hayır. O orta yaş krizi değil. Orta genç zaten kendisi. Yani orta genç diye söyleseydin zaten mesele çözümlenecekti. Bora yani Bora şimdi benim de kulağımdan söylüyor, beni lütfen orta genç yapma diyor, ilk genç yap diyor, ilk gençlik yıllarında diyor. Tamam, ilk gençlik yıllarındasın Bora, kabul ediyoruz, tamam, burada bir sıkıntı yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, insan hani çok beylik bir cümledir ya, insan kendisini hangi yaşta hissediyorsa aslında o yaştadır. Yani İçimdeki çocuğu bir türlü içimden atamıyorum diyen insanlara ben şimdi sen şu kadar yaştasın diyebilir miyim? O çocuk içinizde yaşıyorsa o benim. Tamamdır zaten. Sonra. O benim, vallahi o benim. Kesinlikle büyümüyor. Seni de yakaladık böylece. Nerede olduğunu. Doğru söylüyorsunuz. Doğru tanımlamalar. Ya, yani gerçekten böyle. Yani hayat zaten böyle bir süreç. Aslında senin söylediğin noktaları da söyleyeyim. Koyduğunuz hedefler ve onlara ulaşma süreniz aslında hayattaki mutluluğunuzu ifade ediyor. Yani ne koyuyorsunuz hedef olarak ve ona ne kadar sürede ulaşıyorsunuz, ulaşabiliyor musunuz? Aslında hayat bu demek zaten. Eğer bunları doğru bir şekilde planlayıp doğru bir şekilde hedefe yürüyorsanız o zaman meseleniz yok demektir. Çok fazla felsefi oldu ama gerçekte bu yani. Olsun, hayata sizinle öyle bakmak sabah lazım. Sohbeti yapmak gerçekten çok hoş Haldun Bey. Tabii futbola da değinmemiz gerekiyor ister istemez. Hadi Fenerbahçe ile başlayalım o halde. Şimdi ilk yarı farklı bir Fenerbahçe, ikinci yarı farklı bir Fenerbahçe. Aslında Fenerbahçe'den ziyade farklı bir İsmail Kartal izledik. Kuşkusuz düne damga vuran futbolcuların hakkını yemeyelim, performansları çok güzeldi ama tercihler de bir o kadar önemliydi. Ne değişti İsmail Kartal'da sizce dün? Sadece bir gün önce, yani cumartesi günkü yayında şu cümleyi kurmuştum. İsmail Kartal kadrosuna tutkuyla bağlı bir hoca diye söylemiştim. Eğer bundan vazgeçmezse sıkıntılar yaşayacağı gerçeğini vurguladım. Yani daha önce bunu niye söylüyorum? Hani ben bak söyledim falan diye değil. Bunu zaten herkes söylüyor. Çok fazla oyuncularına inanıyor ve onlardan kesinlikle vazgeçmiyor. Yani bu bir tutku aslında onun için. Hatta zaman zaman şey diyor. Ya bence şu oynaması lazım ama İsmail Hoca tutkuyla bağlı, onu değil bunu oynatır diye söylüyorduk. Ve ilk kez bundan vazgeçti. Mesela Şimanski'nin son haftalardaki performansının düşüklüğünü hemen hemen Türkiye'de futbolu düşünen herkes söylüyor. Ama hoca vazgeçmiyor. Ya da işte
Dzeko'yu artık bu kadar yormamak lazım, sonradan kullanmak lazım diyen çok insan varken hoca bu tutkusundan da vazgeçmiyordu. Ama sonuç itibariyle şunu gördük. Hani genel anlamda bundan vazgeçmenin gerekliliğini o da anlamış oldu. Yani bir şekilde vazgeçmesi gerektiğini. Ama tabii burada bakmamız gereken sevgili Deniz şu açıdan bakmamız lazım. Biz bardağın dolu tarafına mı bakacağız, boş tarafına mı bakacağız? Yani eğer bardağın dolu tarafına bakarsak mükemmel bir oyuncu değişikliği ve mükemmel bir oyun değişikliği diyebiliriz. Ama boş tarafına bakacaksak da neden böyle başladı diyebiliriz. Çünkü hoca kendisi de itiraf ediyor. Diyor ki biz bu sahaya uygun oyuncularla sahaya çıkmadık. Şimdi bu saha önünüze tesadüfen gelmedi. Yani hadi gelin bir saha arayalım, Rize'de bir yer bulalım, şurada oynayalım denmedi ki. Stadı da gördünüz. Buna göre kadroyu oluşturmak lazım. Mesela soru işaretlerinden biri şu. Hani bir hafta sonra ne yapacak hoca? Yani bu değişim yaptığı süreci tekrar farklı bir boyuta getirebilecek mi diye bakmak lazım. Ama sonuç itibariyle şunu söylemek lazım. Biz madem ki maç maç değerlendiriyoruz, yorumumuzu buna göre yapıyoruz. O zaman şunu söyleyeceğiz. Hoca gerçekten ikinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptı. Ve o mükemmel başlangıç Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttu. Bana göre eğer bir beraberlik ya da mağlubiyet Rize'de gerçekleşseydi Fenerbahçe'deki kırılganlık %100 daha artacak ve hatta çoğu camia içerisinde çoğu kişi tarafından yok galiba bu senede olmayacak cümlesi daha yoğun ve daha güçlü bir ses olarak yükselecekti. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Sanki Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli taraftarlardan bahsediyorum. Deplasmanda açıkçası çok gerilen bir taraftar kitlesi değil. Çünkü Fenerbahçe deplasmanda gayet iyi. Evet, deplasman performansı mükemmel zaten. Hani Avrupa'da bile ses getiren bir deplasman performansı var. Burada bir sıkıntı yok. Zaten puan kayıpları 4 maç puan kaybı var içeride. İşte Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyeti, Samsun, Alanya. Ama dışarıda çok daha rahat kazanan bir takım vardı. Ama son haftalarda dikkat edersen deplasman maçları da zorlu geçmeye başladı. Hı hı. Bu da işte kadroda bir farklılaştırma ya da bir farklılık yapma isteğinin ortaya konmamasından kaynaklanıyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela Serdar Dursun neden alındı diye çok kişi eleştiri yaptı. Madem niye gönderdiniz, niye getirdiniz türünden cümleler kullanıldı. İşte bakın Serdar Dursun'un bir oyuncunun ne zaman nerede faydalı olabileceğini hoca tespit etmesi gerekiyor. Mesela bu manada da İsmail Kartal'a bir şekilde olumlu puanını vermemiz lazım. Bakın çok doğru bir yerde kullandı. Ağır zeminde o ikili mücadeleyi fizik gücünün gerektiği yerde kullandı ve verim aldı. Yani sonuç itibariyle teknik adamların böyle ideal kadrolar oluşturması güzeldir ama arkada bekleyen oyuncuları oyunun içerisinde tutması da bir başka özellik diye düşünüyorum. Hı hı. Kuşkusuz. Bu arada izleyicilerimizden gelen mesajlar doğrultusunda ya dünkü zemini hiç konuşmuyorsunuz, dünkü zemini gündeme getirmiyorsunuz. Dünkü zemini ben olabildiğince ekrana yani dile getirdim değerli izleyenler. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz diyorum. Yani artık uzaya da Türk gönderdik. Anlatabiliyor muyum? Yani teknoloji çok iyi. Alternatif kaynaklar her alanda, her sektörde, her çalışanlar bulabiliyorlar. Alternatif kaynaklar bulmak bu kadar zor olmamalı kuşkusuz. Ya yani her alanda gelişen sadece Türkiye nezdinde değil. Gelişen bir Türkiye ama aynı zamanda gelişen bir dünya da var. Yani her şeye ulaşabiliyoruz. Yani Süper Ligimize gerçekten şu görüntüler yakışmıyor. Ya ne yapabiliriz düşünün. Mesela ne yapılabilirdi? En basit ihtimalle ne olabilirdi? Ne düşünüyorsunuz zeminlerle ilgili? Şimdi sen bana farklı bir pencere açtın. Şöyle ki yani beni biraz nostalji yapma zorunluluğuna götürdün. Şöyle söylemem gerekiyor. 80'li yıllarda ben foto muhabirliği yaptığım dönemde İnönü Stadı'nda
gol fotoğrafı kovalarken, yani çoğunlukla gol fotoğrafı kovalarken, bir yandan da çamurdan adam fotoğrafı kovalardık. Yani en fazla kim çamurlanmış diye. Yani yüzü gözü çamur içerisinde fotoğraflar, ki arşivimde de bu tür fotoğraf çok vardı. Dün bir anda yani nostalji yaptım. O yıllara gittim. İrfan Can'ın yüzünü görünce dedim ki ya ben bu fotoğraflardan çekiyordum. Aradan demek ki böyle 40 yıl geçmiş, 35 yıl geçmiş ama fazla bir şey değişmemiş diye baktım. Yani hiç. yani ben gerçekten böyle fotoğraflar tamam, fotoğrafları var elimde. Siyah beyaz yapsak tam bir böyle 80'ler. Aynen. Aynısı olacak. Yani şunu söylemem gerekiyor. Ya bir kere bu sahaların bakımı, yani bu sahaların bakımı daha teknik bir konu. Yani şimdi şöyle bir cümle kullanılıyor. Ya işte Rize'de her yer yemyeşil. Ya da işte ben Giresunluyum. Giresun'da da her yer yemyeşil. Trabzon'da da çok yeşil yerler var. Bu yeşillikle sahadaki yeşillik arasında teknolojik olarak farklılıklar var. Bunu konuşmak lazım. Ya ben de tabii çim uzmanı değilim ama yani sizin bahçenizde tesadüfen yetişen o çimle bu çimin bakımı, onun saha olarak hazırlanması çok farklı şeyler. Bu konuda hani pek çok şey var. Çim uzmanlığı diye bir bölüm var. Oradan destek almamız gerekiyor. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ve tabii ki TFF'nin de bu noktada bazı yaptırımları olması lazım sahalara. Ben sadece bir cümle söyleyeceğim. Yani gerçekten ben dün aynı zamanda Sarıyer-Erzincan spor maçına gittim. Yani şahane bir sahada oynandı. Sarıyer-Erzincan spor, Yusuf Ziya Üniversitesi. Yani demek ki bazı şeyler oluyor. Yine dün bütün gün yağmur vardı ama saha zemini hiç de oyuncuları zorlayacak şekilde değildi. Yani şöyle konuşmamız lazım. Biz bu noktalarda biraz daha cezai yaptırımları uygulayarak kulüpleri ya da işte bakımı yapan insanları daha teknolojik çalışmaya yöneltmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hani marka değeri diye baktığımız şey yerle bir oluyor. Yani siz Icardi'yi, Dzeko'yu, işte Aboubakar'ı say say bitmez, El Musrati'yi getirirsiniz, işte Munye'yi getirirsiniz. Ama bu sahalarda oynattığınız zaman sizin görüntüleriniz Avrupa için anlam ifade etmez. Bunu özellikle söyleyeyim. Acı ama gerçek bu.